Evet, bilimin şelalesinde yıkandığımız, bilime doyduğumuz program Bilim Şelalesi başlıyor. Ben Tahir Adı Güzel ve sevgili sunucu arkadaşım Şinasi Sever. Hoş geldiniz Şinasi Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şinasi Bey ile biz mahalleden, ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden arkadaşız. Üniversitede de beraber aynı bekar evinde kaldık. Birbirimizi çok severiz. Doğru mudur? Yani kime göre, neye göre? Gördüğünüz gibi Şinasi'nin ilginç bir konuşma tarzı var ama bu onu dinlememize aykırı bir şey teşkil etmiyor. Zira kendisi çok bilgili bir köşe yazarı. Ben de köşe yazarıyım. Köşenizin ismi neydi? Köşemde yazıyorum. Benim köşemin ismi de ben de köşemde yazıyorum. İlk sorumuzla başlayalım müsaadenizle. Tabii ki adı güzel. Teşekkür ederim. Efendim ilk sorumuz şöyle. İnsan beyni makineye aktarılabilir mi? Buyurun sevgili Sever. Şimdi... İnsan beyni makineye aktarılabilir yalnız bunu alacak makine daha yok. Bunun bir denemesi yapılmış mıdır daha önce sevgili Sever? Yani senaryosu yazıldı, pilot bölümler çekildi, hatta filmi bile yapıldı, yalnız hayata geçirilmedi. Anladım. Bilimsel bir konuda sorduğum soruya filmle cevap verdiğinizin farkındasınızdır umarım. Zaten bu benim Yale Üniversitesi'ndeki kürsü arkadaşım var, James. Kendisinin bitirme tezi ve kürsüsünü zaten bu konu sonrasında aldı. Kendisi makinelere öncelikle bir kedinin beynini aktardı. Sonra bir köpeğinkini aktardı. Yalnız bu testler sonunda biz doğrulama yapamadık. Yani kedinin beynini aktardığını söyledi. Yalnız biz test edemedik. Çünkü kedice bilmiyoruz. Köpeğinkini denedi. Onu da aktardığını söyledi. Yine aynı şekilde test yapamadık. En son bir insan beynini aktardığını söyledi, aktaramadı. Anladım. Benim bildiğim aynı bilgilere ben de vakıfım. Makine miyavlamış, diğer makine de havlamış diye ben duydum. Sadece bu kadarlık biriyle de bir bilimsel bir sonuca varamadık. Yalnız nasıl bir çevresi, dostu varsa kendisine kürsü verildi. Hatta benim yanımdaki kürsüyü de o aldı. Anladım. Benim yanımdaki kürsüyü de siz almıştınız. Hatta sizin kürsünüzü benim de aslında o kürsü ama siz nasıl olduysa bilim kurulu bir şekilde size yabancı bilim kurulu o kürsüyü verdi. Evet. Benim sadece Yale'de değil diğer birçok üniversitede de aynı şekilde kürsülerim var. Benim bir sürü kürsüm var. Oldum olası Şinasi Bey konuşurken maç dinliyor havasına giriyorum. Sanki bir her an bir gol pozisyonu ya da basketboldan bir smaç anlatıyor gibi oluyor. Evet çok ilginç. Ha. 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 Buna alışacaksınız. Kendisi böyle gülüyor. Şimdi efendim bilgi... Gerçekten komik ya. Teşekkürler. Bilim şelalesi tüm hızıyla devam ediyor akmaya, sizi sulamaya, sizi bilgilendirmeye. Şimdi sorumuz çok ilginç, çok değişik bir soru. Diyor ki izleyicimiz, dünya dönüyorsa neden zıpladığımız zaman aynı yere düşüyoruz? Bu gerçekten inanılmaz bir sorudur sevgili Şinasi. Zıpladığında nereye varmak istediğin? Yani dönüyorsa nereye varacaksın? Yani ileriye mi, geriye mi düşmen gerekir? O zaman niye insanlar zıplasınlar? Yani soru bence yani soru bile değil.
Anladım. Ben sizin köşenizde bir yazı hatırlıyorum. Bir anınızı anlatmıştınız. Fransa'da yaşadığınız bir olay. Hep beraber zıplamışsınız kanıtlamak için. Saint-Denis Üniversitesi'ndeki, evet. Ne? Hangi üniversite? Saint-Denis. Saint-Denis. Evet. Ne yapmıştınız? O anıyı yani bizimle de paylaşın. Hatta bununla biz Türk arkadaşlarla da o zaman esprisini yaptık. Saint-Denis, ben Denis. Ha! 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 Hala gülüyorum. Belli. Yani hala güldüğünüz çok belli. Teşekkür ederim. Güzel bir açıklamaydı. Sağ olun. Rica ederim. Şimdiki sorumuz daha da beyin yakan, insanlığın çözemediği bir paradoks. Çok güzel bir soru sormuş seyircilerimiz. Bilgi şelalesinde ıslanmaya biz sizi ıslatıyoruz. Şelale sizi ıslatıyor, devam ediyoruz. Sevgili eski dostum, mahalleden, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden arkadaşım, aynı kıza yürüdüğümüz ve benim aşık olduğum kıza koşan arkadaşım maalesef. Şimdi sorumuz şu efendim. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Aa, bu soru bana değil mi? Evet. Yalnız arada bir böyle şimşek çekiyormuş gibi bir Evet, yağmurlu bir gün ve biz kış bahçesinde çekimi yapıyoruz. Şimşek, yıldırım sesini duymasanız da var maalesef. Soruyu ben bu şekilde es geçtiğimi düşünüyorum. Anladım. Yani cevaplamak istemediğim bir soru bu. Çünkü soruyu soran kişinin bence karnı aç. Yani yumurta mı söylesem yoksa tombik tavuk döner mi söylesem, onun ikilemine girdiğinde sorduğu bir soru olarak düşünüyorum. Bu soruyu senin de sorman benim karnımı acıktırdı. Sen her zamanki gibi bizim bekar evinde üniversitedeyken sürekli yemeklerimizi yiyen, dolabımızda bir şey olmadığı halde o dolabı boşaltabilen bir arkadaşımızdın. Soruma devam ediyorum başka bir soruyla sorularıma. Şimdi efendim, zamanda yolculuk mümkün. Şimdi zamanda yolculuk mümkün ama nasıl? İleriye gidemiyorsun zamanda, geriye de dönemiyorsun. Peki bu zamanda yolculuk nasıl oluyor? Zamanda kalabiliyorsun. Misal sen hala üniversitede, hala buzdolabında, hala ceylanda kalmışsın. Bence oradan buraya gel. Yani sonuç itibariyle zamanda yolculuk mümkün. Kime göre, neye göre? Bana göre, size göre. Kısa güldü, espriyi çok beğenmediğinin delaletidir. Evet. Son sorumuz gerçekten bilim şelalesi tüm hızıyla akıyor ve sizi aydınlatıyor. Siz de sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Şelalemizin altına ne kadar insan sokarsanız o kadar insan ıslanacak. Bunu da unutmayın. Son sorumu soruyorum efendim. Bence soruyu sorma, direkt programı bitirelim. İkinci bölüme devam edelim. Son sorumu yine de sormak isterim. Bence sorma. Soracağım. Sorma. Çok önemli, çok önemli. Sorma, pil bitiyor. Biliyorum, bittiği zaman bitiririz. Peki. Biz vedamızı edelim, bunu sona yani koyarız. Kameraman orada öyle yapıyor. Evet. Efendim, bu bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Terli terli su içmeyin. Yatarken çorabınızı çıkarmayı asla unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. İyi günler.